Bir günlük düzenlenen kermesse İHA İniyet Başkanı Fikret Bayram ve İHA İniyet Başkan Vekili Burak Kılınç da davetli olarak katıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden İlyas Sağlam, okulumuz sosyal yardımlaşma kulübü olarak Suriye'deki mazlum ve mağdur kardeşlerimizin acılarına bir nebze ortak olmak amacıyla bir kermes gerçekleştirmiş bulunuyoruz diye konuştu. Sosyal yardımlaşma kulübü olarak Suriye'deki mazlum ve mağdur kardeşlerimizin acılarına bir nebze olsun ortak olmak, paylaşmak amacıyla okulumuzda kermes düzenlemiş bulunmaktayız. Bu kermesin düzenlenmesinde bize imkan sağlayan başta okul müdürümüz Saim Yıldız Bey'e ve müdür yardımcılarına teşekkür ediyoruz. Bu kermesimize katkıda bulunan değerli öğretmen arkadaşlarımıza, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bizler biliyoruz ki acılar paylaşıldıkça azalır, sevgiler paylaşıldıkça çoğalır. Suriyeli kardeşlerimiz bilsinler ki biz onların acılarını paylaşıyoruz. Bu sebepten dolayı böyle bir şeye öncülük etmiş bulunmaktayız. Bu tip faaliyetlerin diğer kurum ve kuruluşlarca da devam etmesini umuyoruz. Soma'dan gelen acı haberiyle üzüntülerini paylaşan İHA İniyet Başkan Vekili Burak Kılınç, malum olduğu gibi dün gece Soma'da yaşanan faciayı hepimiz biliyoruz. Şu anda göçük altında çıkarılan 205 tane şehidimiz var. Allah nasip ederse inşallah bundan sonrakiler canlı çıksınlar diye dua ediyoruz diye konuştu. Malum olduğu gibi dün gece Soma'da yaşanan bir faciayı hepimiz yaşıyoruz şu anda canlı şekilde. Şu anda göçük altından çıkartılan 205 tane şehidimiz var. Allah nasip ederse inşallah bundan sonrakiler canlı çıkar diye dua ediyoruz. Bununla ilgili de biz hemen dün gece harekete geçtik. İHA Genel Merkezi başta olmak üzere Bursa, İnegöl'den de 6 kardeşimiz şu anda Soma'da. Oradaki yaralara bir nebze olsun, fayda olsun diye buradan harekete geçtiler ve şu anda orada çalışmaktalar. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Geride kalan ailelerine de sabırlar diliyoruz. Allah rahmet eylesin tekrar. İnşallah geri kalanlar sağ salim çıkarlar diye dua ediyoruz. İHA Yönetim Kurulu üyesi Doktor Ahmet Yemin Dağ'ın gerçekleştireceği konferansa herkesi davet eden Kılınç, Soma'daki sıkıntıyı canlı olarak görüyoruz ama Suriye'de de yıllardan beri bir sıkıntı var diye konuştu. Burada tabii ki sıkıntılar Soma'da yaşanıyor. Biz şu anda canlısını yaşıyoruz ama Suriye'de yıllardır yaşanan bir sıkıntı var. Bununla ilgili de Türkiye'den 3290 adet Suriye'ye yardım tırı göndermişiz İHA olarak. Bu yardımlar tüm Türkiye'de olduğu gibi de İnegöl'de de devam ediyor. Bugün de İmam Hatipli kardeşlerimiz her zaman yanımızda oldular. Bu tür sıkıntılarda yardımlarını esirgemediler. Bugün de kardeşlerimiz bir günlük kermes düzenleyerek Suriye'deki bu sıkıntılara destek sağlamak üzere kermeslerinde bizleri de davet ettiler. Biz de bunlara destek amacıyla buradayız. Yarın akşam 15 Mayıs saat 20.30'da yine İmam Hatip'imizin konferans salonunda Suriye'de yaşanan dram konulu İHA Yönetim Kurulu üyemiz Doktor Ahmet Emin Dağ'ın katılacağı bir konferansımız vardır. Gecemiz ücretsizdir. Tüm İnegöl'lü kardeşlerimizi de bu geceye davet ediyoruz. Çünkü gelen İHA Yönetim Kurulu üyesi abimiz Orta Doğu'nun her konusunda uzman bir kardeşimizdir. Önemli bilgiler verecektir. Önemli sizleri davet ediyoruz.